Hepinize merhaba. Önceki yayınımı bitirirken de belirttiğim gibi Şangay'dayım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Şangay merkezindeki çeşitli komisyon toplantılarını, etkinliklerini izlemek üzere burada diğer ülke gazetecileriyle birlikteyiz. Kim o gazeteciler? Tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkeleri, işte gözlemci üyeler var epey ve Türkiye'nin de yer aldığı, 3 ülkenin bulunduğu diyalog ortağı grubu var. Her ülkeden birer gazeteci olarak buradayız. Tabii ben Şangay İşbirliği Örgütü'ne dair bugün konuşmak için değil, çünkü aklım daha önemli bulduğum, şu anda yakıcı bir sorun nedeniyle daha önemli bulduğum bir konuda konuşacağım. Suriye meselesi. Hele de işte bir takım sığınmacı sorunu üzerinden yürütülen bir takım daha da sıkıntılı olabilecek hadiseler nedeniyle Suriye meselesi daha da kritik hale geldi. O nedenle Esad ile Erdoğan'ın son mesajlarının bu konudaki yeniden bir normalleşme başlar mı başlamaz mı tartışmalarına işaret eden son açıklamalarının, mesajlarının arka planını bugün konuşmak istiyorum. Şimdi tabii Şangay'dan Türk basınını izleyebildiğim kadarıyla ve sosyal medyadan da takip edebildiğim kadarıyla kamuoyunun bir bölümü haklı olarak işte Erdoğan'ın Esad'la yeniden görüşebileceğine dair mesajına pek bir önem atfetmiyor. Haklılar. Çünkü benzeri mesajları işte sığınmacı sorununun etkisiyle son genel seçimde, Mayıs 2023 seçimi öncesinde de vermişti Erdoğan. Hatta anımsayın, bakanlar düzeyinde çeşitli toplantılar yapılmıştı. Ama ne oldu? Seçim bitti. Normalleşme de bitmiş oldu. Diğer yandan tabii Erdoğan'ın mesajı tamam, iyi güzel, hoş da bazı vurgular kamuoyu açısından samimi bulunmuyor. Bir kere hala Esad yerine Esed diyor. Bunu neden söylediğini biliyorsunuz. Ve daha önemlisi sahadaki uygulamanın tersine işte bizim Suriye'nin içlerine karışmak gibi bir dersimiz asla yok diyor. Halbuki sahada şu anda durum farklı. Hadi son 10 yılda olanları bir yana bıraksak bile şu anda sahada hala bu sözün tam tersine bir takım gelişmeler var. Kaldı ki işte ÖSO hala karargahı Türkiye'de olan bir yapı. Diğer yandan tabii bunlar, mesajdaki bu tip durumlar işte kamuoyu nezdinde normalleşmeye bir gerçeklik, doğruluk zemininde başlanamıyor duygusu veriyor haklı olarak. Tabii bu işin bir yönü. Şimdi benim esas bugün üzerinde durmak istediğim yönü ise şu. Yani Erdoğan'ın mesajı bu kez salt iç politik ihtiyaçtan değil. O her zaman elbette var. Sığınmacı meselesi konusunda muhalefet ne zaman bastırırsa Erdoğan normalleşme, Suriye'yle normalleşme ihtiyacına işaret eder. O ayrı. Yani o iç politik ihtiyaç zaten duruyor. Ama bazı yeni bölgesel gelişmeler var ve bunların da Erdoğan iktidarının bu politikasını biraz zorladığı anlaşılıyor. Erdoğan'ın mesajından bir gün önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çok önemli bir çıkış yapmış olması ve Ankara'ya işte adım atılmalı işaretini vermiş olması da tam da bu bölgesel gelişmeler nedeniyle önemli. Bilmeyenler için anımsatayım. Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Alexander Levrantiev'i kabul etmişti. O görüşme sırasında da şöyle demişti, aktarayım. Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır. Ha, bu arada Levrantiev'in de görüşmede normalleşme müzakereleri için işte koşullar ilk defa bu kadar elverişli, işte her zamankinden daha elverişli vurguları da çok çok önemli ve yine bölgesel gelişmeler bakımından bazı ipuçları taşıyor. Şimdi tabii burada dikkat çekmem gereken bir açıklama daha var. Esad'ın bu açıklamasından 3 gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı Habertürk'teki programda aynen şöyle demişti. Suriye ile ilgili Rusların ve bizim tarafın başardığı en önemli şey rejimle muhalifler arasında savaşın şu an itibariyle devam etmiyor oluşudur. Evet, bu da önemli bir mesajdı. Gerçi tabii burada asıl başarı Atlantik baskısına boyu eğmeyen Esad yönetiminindir. İşte saldırılara karşı 10 yıldır vatan savunması yapan
en zor şartlarda da olsa vatan savunması yapan Suriye ordusunundur ve muhalifleri artık umutsuzluğa, bütün büyük Batı desteğine rağmen umutsuzluğa mahkum eden Şam'ın kararlılığıdır bence. Ama şimdi biz bu saatte hani başarıya kim sahiplenirse sahiplensin önemli değil. Şu aşamada Suriye devleti ile Atlantik destekli muhalifler arasında bir çatışma yaşanmıyor olmasının normalleşme için çok önemli bir zemin olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Ve şimdi gelelim bu bölgesel gelişmeler nedir? Hani dayattığını söylediğim bölgesel gelişmeler nedir? Bir, kuşkusuz işte Amerika destekli, Amerika sponsorlu PYD'nin bir devletleşme hedefi vardı ve bu konuda bir seçim arayışında biliyorsunuz. Önce Mayıs'tı, sonra Haziran'dı, yine ertelediler. Şimdi bu taraflara bir kere işbirliği dayatıyor. Esad'ın demin aktardığım mesajındaki hani egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme vurgusu tam da bu nedenle önemli. Şimdi gelelim ikinci bölgesel dayatmaya. Şimdi bölge devletleri bir süredir Amerikan askerlerini bölgeden çıkarma kararı almış ve bunu Washington'a da dayatıyor haldeler. Özellikle Bağdat Amerika'yı müzakere masasına oturtmayı da başardı. Tabii Irak'tan çekilmek zorunda kalacak bir Amerika'nın Suriye'de fazla tutunması da mümkün olmayacak. Suriye'de tutunma çabası en azından zayıflamış olacak. Şimdi üçüncü bir bölgesel gelişme de şu. Biliyorsunuz Türkiye ile Irak arasında bir kalkınma yolu projesi başladı. Ama bu sadece Türkiye ile Irak arasında değil aslında. Komşuları da kapsama potansiyeline sahip. Şimdi tabii bu projenin önemi de şu bir yandan. Hakan Fidan'ın Çin ziyareti sırasında Hakan Fidan doğrudan muhatabına söylemişti. Demişti ki işte Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak bu proje kuşak ve yol ile entegre edilsin demişti. Şimdi böyle olduğu takdirde tabii bambaşka bir noktaya gelmiş olacak. Şimdi tabii burada sorun şu. Yani kalkınma yolunun her halükarda hayata geçmesi için yolun güvenliği gerekli. Yolun güvenli olması lazım. Ve şimdi hem Ankara ile Bağdat hem de Tahran ve Şam ABD sponsorlu teröre karşı ikili, üçlü bir takım işbirlikleri yapmaya başladılar. Bunların yavaş yavaş ipuçları ortaya çıkıyor. Geçen hafta Irak İçişleri'ne bağlı sınır güçleri komutanı konuştu. Muhammed El Seydi dedi ki Türkiye ile İran sınırlarının güvenliği için Ankara ile 2, Tahran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirledik dedi. Bu plan ve yöntemler yavaş yavaş basına sızmaya başladı. İşte sınırda karakollar, ortak merkezler vesaire gibi ayrıntılarını daha sonra da göreceğiz. Şimdi bunlar Erdoğan'a bir tabii bölgesel gelişmeler, Erdoğan'ın normalleşme mesajını doğuran etkenlerin bana kalırsa başında geliyor. Yani iç politik ihtiyaçtan artı farklı olarak böylesi bir bölgesel gelişme dayatması görünüyor. Kısaca Moskova'nın işte az önce Levrant Yayın açıklamasında söylediğimiz gibi aslında koşullar her zamankinden daha elverişli. Biliyorum normalleşme konusunda çok fazla Türkiye'yi yanılttı, kamuoyunu yanılttı Erdoğan ama Rusya'nın da böyle bir tespiti var. Diyor ki koşullar ilk defa bu kadar elverişli. Bunu da zannımca bu bölgesel gelişmelerden hareketle söylüyorlar ama biz yine de tabii şöyle söyleyerek bitirmiş olalım. Yani mesele hani dün bunu seçime kurban etmişti bu normalleşmeyi Erdoğan. Şimdi de acaba işte NATO zirvesi olacak önümüzdeki hafta ve o NATO zirvesinde de Biden'la görüşmeleri başlayacak. Nitekim yine Erdoğan için bir pazarlık zamanı demek. Şimdi de acaba bu NATO zirvesiyle başlayacak Atlantik'le yeni pazarlığına mı bunu kullanacak? Bunu göreceğiz ama tabii şunu söyleyelim artık Erdoğan'ın iktidarı ve Erdoğan'ın partisi birinci parti değil ikinci parti ve geriliyor. Eğer Erdoğan bu fırsatı kaçırırsa bunun çünkü iç politikaya da önemli etkisi var sığınmacı meselesi nedeni. Şimdi bu fırsatı bir kez daha kaçırırsa zannımca partisinin de iktidarının da gerilemesini hızlandırmış olacak. Evet bugünlük bu kadar. Yeni bir yayın daha görüşmek dileğiyle diyelim. Umarız fırsatımız olur ve buradaki gelişmelerden de görüntüler aktarma şansı bulabilirim. Bakacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.